Mart 2020 tarihinden bugüne pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemiyle mücadele etmeye başladığımız günler çok insan, özellikle sağlıkçılar açısından söylüyorum, çok kayıp verdik. Allah rahmet eylesin. Hepsi de görev şehidi olarak ben düşünüyorum. Pandemiyle mücadeleyi iki kısma ayırabiliriz. Birincisi aşı geliştirmeden önceki süreç, ikincisi aşı geliştirildikten sonraki süreç. Pandemi toplumun hepsini etkiledi, etkiliyor, etkilemekte. Kayseri'mizde özellikle sağlık teşkilatı bu konuda çok tecrübelendi ve altyapımız buna çok uygun. Özellikle şehir hastanelerinin yapılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu hastanelerin ülkemize kazandırılması biz sağlıkçıların elini çok rahatlattı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve halkımız böyle hastanelerde tedavi gördüğü için çok mutluyuz. Biz de bu hastanelerde mücadele ettiğimiz için, böyle bir pandemiyle, böyle bir hastalıkla mücadele ettiğimiz için biz de kendimizi mutlu hissediyoruz. Ben burada Temmuz ayında Kayseri'de şehir hastanemiz, üniversite hastanemiz, devlet hastanemiz, Develi, Yeşilhisar, Acıbadem ve Kızılay hastanelerimizdeki verilerimizi toplayıp değerlendirdik ve istatistik olarak ortaya koyduk. Ben halkımıza özellikle şunu bildirmek istiyorum. Bu saymış olduğum hastanelerden hepsinde toplam 808 hasta yatmış ve tedavi görmüş. Bu hastaların %61'inin aşı olmadan hastalanıp yattığını gördük. Mesela %11'inin tek doz aşı yaptırdığını, %24'ünün iki doz aşı yaptırmış. Fakat iki doz aşıda %73 kişi Sinovac aşısı yaptırmış iki doz ve 18 kişi de BioNTech aşısı yaptırıp hastaneye düşmüş. Ve %4 hastamız da 3 doz aşı yaptırıp hastaneye yatmak zorunda kalmış. Bu 3 doz aşı yaptıran hastalarda 2 doz Sinovac'ın üzerine bir BioNTech aşısı yaptırmış. Hastanelerdeki yatan hastaların pozisyonu bu. Peki yoğun bakımlardaki durumumuz ne? Yoğun bakıma yatan hastalarımızın da %89'unun aşısız olduğunu biz tespit ettik. Ve bunun çok önemli olduğunu ben buradan vurgulamak istiyorum halkımıza. Özellikle aşı yaptırmayan bireylerin yoğun bakıma düşme oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve bu yüzden de halkımıza aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü pandemiyle mücadelede elimizdeki tek kurşun aşı ve bunu da bizlerin bir an önce başarması gerekiyor. Bu kurşuna sahip olmamız gerekiyor. Halkımızın da bu hassasiyeti göstereceğini düşünüyorum. Ölümlerde de oran aynı şekilde. Aşısız olan bireylerde ölüm daha fazla. %87 oranında aşısız bireylerin bu hastalığa yenik düştüğünü gördük. Canla başla çalışan bir sağlık teşkilatı var. Halkımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz. Çünkü sağlıkçılar şu an pandemiyle mücadelede en ön safta mücadele ediyorlar. Halkımızın da bize destek olmalarını buradan canı gönülden rica ediyorum. Aşısız bireyler hastaneye yatma oranları yüksek, yoğun bakıma yatma oranları yüksek ve ölüm oranlarının yüksek olduğunu buradan görüyoruz. Onun için halkımızın bir an önce aşılarını yaptırıp bir an önce bu pandemi belasından kurtulmamıza vesile olmalarını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.